Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme bir testiyle birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Buraya dikkat ettiysen bir negatif bir sayının tek kuvveti her zaman tekrar sonucun negatif olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Önünde de eksi var. Eksi 1 oldu. bölü. Kuvvetimiz tek. Eksi 1'i aynen yazdım. Kuvvetimiz çift ama parantezin üstünde değil. Parantezin içerisinde. Bundan dolayı artı kere eksi eksi. Buradan da eksi 2 bölü eksi 2'den sonucumuz 1 gelir. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 2'ye bakalım. 5 e, üzeri x artı 1 eşittir 625. Burada hemen şöyle yapalım. 5 üzeri x artı 1'i yazdım. 625'te 5'in 4. kuvveti. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacaktır. Yani x artı 1 eşittir 4 ise x eşittir buradan 3 diyebiliriz. Buradan getirip yerine yazıyorum soruda. 3'ü yerine yazdığımda 3'ten 1 çıkardım. 2 yani 3 üzeri 2 eksi 1. 3'ün karesi 9. 9'dan 1 çıkardım. 8. 8 sonucunu buldum. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. 8 üzeri 8 sayısının 1 bölü 4'ü. 8 üzeri 8 sayısının 1 bölü 4'ü. Ben bunu şöyle yazabilirim. İkisini de 2 iki tabanda yazalım. 8 2'nin 3. kuvveti üstünde de 8 var. Çarpı 1 bölü 4 de 2 üzeri 2 demek. Eşittir. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır. 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 2. Eğer tabanlar eşitse üslü sayılarda bölme işlemi yapılınca payın üstünden paydanın üstü çıkarlar. Yani 2 üzeri 24'ten 2 çıkardım. 22. Bu da C seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. A eksi 2 B eksi 3 soru da sadece yerine yaz. Yerine yazıyorum A eksi 2 yazdım. Eksi bak buraya dikkat et. Bir eksi burada bir tane de 3'ün kendisinde eksi var artı 3 olur. Üzeri B. B eksi 3 demek. Eksi. Kap A tekrar açtım parantezi. B eksi 3. Bak burada bir eksi var. A'nın önünde de eksi var. Eksi kere eksi olur artı artı 2 olur üzeri a yani eksi 2. Buradan devam ediyorum. Tabanımız 1. Bir. 1'in tüm kuvvetleri tekrar 1'dir. Eksi. Eksi 3'ten eksi 3 artı 2. Burası eksi 1 oldu. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Yani 1. Önünde eksi var. Eksi 1. Buradan da topladığımda 0 sonucunu bulurum. Yani D seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Geldik soru 5'e. Hemen A üzeri eksi 2 istemiş. Ben pay kısmında şunu biliyorum. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Yani 7 üzeri 2A. bölü 2 A. Bölüm. İki tane, 2 tane 7 üzeri A sayısı var. Eşittir. 49'u da 7'nin karesi olarak yazabilirim. Bölü 2. Bak buraya dikkat et. 2'ler sadeleşir. Bölme işlemi varsa tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Yani 2A'dan A çıkardım. A kaldı. 7 üzeri A eşittir. 7'nin karesi. Buradan da tabanlar eşitse üstler de eşit. A 2'dir. A 2 ise getir soruda yerine yaz. 2'yi yazdım. A gördüğüm yere 2 yazdım. Üstünde de eksi 2 var. Eğer üstü negatifse takla attırırım ifadeye ve üssün işareti değişir. Bu da 2 üzeri 2'den 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4 sonucunu bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Soru 6'ya. 6'da kuvvet tek olduğu için sonuç negatif. 3'ün 3. kuvveti 27. Geldi. Kuvvet negatif olduğu için takla attır. 1 bölü. 3'ün 3. kuvveti 1 bölü 27. Kuvvet negatif takla attırırım. Takla attırdığım zaman üstün işareti değişir. 3 üzeri 4'te 81'dir. Buradan sıralama yaptığımda en küçük sayı A sayısıdır. Daha doğrusu büyükten küçüğe gitmiş. En büyüğü 81 yani C. Sonra pozitif olan sayı yani B. En küçük sayımız negatif olan sayı yani A. C, B, A. C, B, A yani A seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. Soru 7'de de öncelikle pay kısmıyla uğraşalım. Bak buraya dikkat et eksi. Burada da eksi çünkü parantezin üstünde değil 2. Eksi kere eksi olur artı. İşareti mi artı? X üzeri 3. Bak buraya dikkat et. X üzeri 3. Burada da 2 var. Tabanlar eşitse çarpma işleminde üstler toplanır. Şurayı çarptığımda da eksi 4 geldi. Buradan ne geldi? X geldi. Üstleri topladığımda 1 gelir. X'i buldum. Tabanlara bakıyorum. Eksi burada var. Artı artı. Eksi kere artı eksi. Eksi. Üstümüz kaçtır? Eksi 3'tür. Üstümüz kaçtır? 3'tür. Eksi 3 çarpı eksi 1. 3 geldi. Üstümüz eksi 2. Buradan ne geldi? X üzeri eksi 2 geldi. Eksi 2. Artı bölü eksi, eksi. İşaretim eksi. Payın üstünden paydanın üstünü çıkar. Yani birden kimi çıkarıyorum? Eksi 2'yi çıkarıyorum. Buradan ne geldi? Eksi kere eksi artı. Yani 1 artı 2. O da x üzeri 3. Tabi işaretim negatif. Eksi, eksi. Eksi x küp. Bu da hangi seçenekte? C seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza soru 8'de. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. Buraya dikkat et. A 2'nin katı. B de 3'ün katı. B de 3'ün katı. Getirip soruda yerine yazdığımda 27 üzeri A sayısı 2'nin katı. B sayısı 3'ün katı. Buradan dikkat et. K'ler sadeleşir. 27 demek 3'ün üçün 3. kuvveti demek. 2 bölü 3 ile çarptığında bu 3 ile üçle çarptığında 3'ler gider. 3'ün karesi kalır. Bu da 9 olur. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza. Soru 9. Burada dikkat ettiysen taban 1. Taban 1 ise 3 tane özelliğimiz var. Birincisi yani sonuç 1. Sonuç 1 ise tabanın 1 olacak. x eksi 2 eşittir 1. Buradan x ne geldi? 3 geldi. x 3. Demek ki x 3'tür. Ya da ikinci özelliğim tabanım eksi 1 olacak. Yani x eksi 2 eksi 1'e eşit olacak. Ama üssümüz çift olmalı bu durumda. Üst çift olacak. Peki buradan x ne geldi? x eşittir. 1 bir gelir. 1'i getirip burada yerine yazdığımda evet gerçekten üssümüz çifttir. O zaman 1 içinde sağlam. Son olarak üçüncü özelliğim üs sıfır olacak ve taban ise taban ise sıfırdan farklı olacak. Üs sıfırsa x eşittir eksi 5. Yani üssü sıfır eşittir. Tabanım eksi 5'i burada yazdığımda evet sıfırdan farklı bir sayı. x eksi 5. Ne istiyor bizden? Bunların toplamı. Bunları topladığımızda eksi 1 sonucunu buluruz. Yani a seçeneği Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 10'a. X artı Y kaçtır? Biz hemen bunları taraf tarafa çarparsak. 550 X, 550 Y ile çarpılır. Tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. 2 için bakıyorum. 2 üzeri X artı Y. Eşittir. Şunları çarptım. Ne geldi? 10. bin geldi. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. 5 kere 2 10. 10 üzeri x artı y eşittir. 10 bin ise 10'un dördüncü kuvveti demek. Tabanlar eşitse üstler eşit. x artı y neye eşittir? Tabii ki 4'e eşittir. Soruda bizden x artı y'yi istemiş. Peki geldik bir sonraki sorumuza. Şöyle bak buraya dikkat et. 1, 2. iki tane virgül kaymış. 3 çarpı 10 üzeri. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Art. Burada 1 virgül kaymış. 0 9 yani 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Devam edelim. Buradan pay kısmı için bak dikkat et. Ne etti? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Artı 9 çarpı eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. 10 üzeri eksi 4 bölü paydayı aynen yazıyorum. 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan devam ediyorum. Ortak üst parantezine aldığım zaman pay kısmına 10 üzeri eksi 4 çarpı 3, 9 daha 12. 12 bölü 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan sadeleştirmemizi yapalım. 12'ler gider. Tabanlar eşitse payın üstünden paydan üstü çıkarılır. Yani 10 üzeri eksi 4'ten eksi 5'i çıkarıyorum. Bu da 10 üzeri 1 yapar yani 10 E seçeneği doğru cevabımız olacak. Sonuç 10 bulunur. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 12'ye bakalım. A 5 üzeri A 30, 3 üzeri B 90, 2 üzeri C 3 olduğuna göre sayıların sıralanışını istiyor. Şimdi şöyle düşünelim. 5 üzeri A sayısı, 5 üzeri A sayısı kime eşit? 30'a eşit. Ben şunu diyebilir miyim? 5'in hangi kuvvetleri 30'dan büyük ve küçüktür? Yani 5 üzeri 1 Bak dikkat. Et, 5 üzeri 2 yani 25. 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3 30'dan 30'un e, değer aralığı 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3'tür. E ben 30'a ne demişim? 5 üzeri a demişim. Bu durumda a hangi aralıkta? 2 ile 3 aralığında. 2 ile 3 aralığındadır a diyebiliriz. 3 üzeri b yani 90. Bak buraya dikkat et. Yani 90 sayısı. 90 sayısı 3'ün hangi kuvvetleri arasında? 81 ile e, yani 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5 aralığında. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5 aralığında. O zaman b sayısı 4 ile 5 aralığında. 4 ile 5 aralığında diyebilirim. 2'nin hangi kuvvetleri 3 2'nin hangi kuvvetlerini aralığında? 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2 aralığında. Ve bu durumda artık sıralama yapabilirim. En küçük sayımız C. Sonra A. Sonra B. Bu da hangi seçenekte var? B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 13'e. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A artı B'nin toplamının en küçük değerini istiyor. Şimdi şöyle diyelim. 27 3 tabanında yazılabilir. 3 üzeri 3 demek. 3 üzeri 3. E, 3 üzeri 3'ü yazdığımda dikkat et. üsle çarptığım zaman 6A olur. Eşittir. de 3 üzeri 4 demek. Üstünde de 4B var. Çarptığım zaman 3 üzeri 16B olur. Tabanlar eşitse üstler eşittir. Yani 6A eşittir 16B. Buradan da sadeleştirmemi yaptığım zaman 3A eşit 8B. Ve A 8'in katı b 3'ün katı toplamları 11'in katı k'yi de en küçük istediği için 1 alırım. Buradan da 11 sonucunu bulmuş oluruz. Geldik soru 14'e. Burada ne yapabiliriz? Buraya dikkatlice baktığımız zaman bu sonucu bu soruyu açmakla uğraşırsan çok zorlanırsın. Şöyle 354'ü aynen yazalım. 354 artı 1 çarpı 352 artı 1. 352 artı 1. Bölü. Hatta 352 artı 1 küçük bir sayı. Bunu direkt açabilirim. 352 9 1 ekledim 10. 10 yazabilirim ben buraya. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Bunu iki kare farkına dönüştürelim. İki kare farkına dönüştürdüğümüzde şöyle yazabilirim. 354 eksi 1 çarpı 354 artı 1 olarak yazabilirim. İki kare farkına dönüştürdüm. Buradan bak dikkat et şu ifade ile şu ifade sadeleşti. Pay kısmında 10 kaldı. Payda kısmında da 354, 81. 1 çıkardım 80. Buradan da sadeleştirmemi yaptığımda 1 bölü 8 sonucunu bulurum. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 15'e. A ve B tam sayı olmak üzere 3 ve 5 tabanları hiçbir zaman eşitlenmez. Bundan dolayı üssü 0 alırsam 3 üzeri 0 1'dir. 5'in üssünü 0 alırsam 5 üzeri 0 da 1'dir ve ancak bu şekilde eşitleyebilirim. 3 ve 5 tabanlarını ancak üssünü 0 yazarak eşitleyebilirim. Yani a artı 2b bunu 0'a eşitlediğimde eksi 5 olur. 0'a eşitlediğimde 5'i karşıya attım eksi 5. Ya da bunu biraz daha düzgün yazayım. Eksi a eksi a artı 3b eşittir. Sıfıra eşitlediğimde eksi 10'u karşıya attım. Artı 10 oldu. Ve şimdi buradan ifadeleri taraf tarafa topladığımızda a'lar gitti. 5 tane b eşittir. 5 b buradan 1 geldi. b'yi getirip herhangi bir denklemde yerine yazıyorum. Buradan da ne geldi? 2 oldu burası. 2'yi karşıya attığımda eksi olarak geçer. A eşittir. Eksi 7. Ve ikisinin çarpımını istiyor. Çarptığım zaman da eksi 7 sonucunu bulurum. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. A ve B pozitif reel sayı olmak üzere iki tane denklem verilmiş, eşitlik verilmiş. Buradan A çarpı B'nin çarpım. A çarpı B'yi istiyor. Ben şunu biliyorum. Payın üstünden paydan üstünü çıkardığında yani A artı B'den 2 tane B çıkardığımda ne elde ederim? A eksi B elde ederim. A eksi B. Yani 3 üzeri A eksi B. Eşittir. 81 demek 3 üzeri 4 demek. Ve tabanlar eşitse üstler eşittir. Yani A eksi B buradan 4'tür diyebilirim. Kalsın bir cimde. Geldim ikinci denkleme. Bana küp açılımı verilmiş. Küp açılımını yaptığımda şöyle A eksi B çarpı. A kare artı AB artı b kare olarak yazabilirim ben bu ifadeyi bu şekilde yazabilirim yazdım eşittir 16 tane a b diyoruz buradan a eksi b'nin 4 olduğunu biliyorum hemen burada yerine yazdığımda 4 çarpı a kare a kare artı b kare yan yana yazalım b kare artı a b eşittir 16 a b buradan sadeleştirmemi yaptım 4ab geldi. Yani a kare artı b kare artı ab eşittir. 4 tane ab. Şimdi benim amacım burada a kare artı b kareyi bulmak. Buradan bulabilirim. Her iki tarafın karesini alırsam ne olur? a kare artı b kare artı 2ab eşittir 16. 2ab'yi karşıya attım. a kare artı b kare Ha, burası eksi. Aradaki işaretim o zaman eksi olacak. Şöyle. Heh, şimdi oldu. Karşı tarafa attım. 16 artı AB. Ben A kare artı B kare gördüğüm yere 16 artı AB yazıyorum. Yazdım. 16 artı 2 tane AB. 2 tane AB. Yazdım. Artı burada da bir tane AB var. Eşittir 4 tane AB. 16 artı buradan 3 AB geldi. Eşittir 4 4 AB. Karşı tarafa attığımda eksi olarak geçer. Buradan AB eşittir 16 olduğunu bulmuş olduk. Zaten soru AB'yi istiyor. Bu da D seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.